Üniversite mezunuyum, boyacılık yapıyorum. Şu an burada bir doktor olmak mı, yurt dışında bir bulaşıkçı olmak mı direkt düşünmeden orayı seçerim. Ben yaklaşık 8 aydır işsizim. Birilerinin bir şeyi olmadan bir yere gelemiyorsa, örnek veriyorum, hani klişe olacak ama birinin dayın yoksa bir yerde gidemiyorsun. Hani bir torpil meselesi ülkemizde had safhada. Vallahi şimdi zaten İşkur'a gidiyoruz. İş bulmaya çalışıyoruz yani. İnşallah orada da buluruz İnşallah yani. İnşallah bir şeyler bulacağız. Kim mesela onun amcaoğluysa onu işe alıyor. Bugün Türkiye'ye gittiğinde nereye gidersen, hangi şehir, hangi sektör olursa olsun Suriyeliler tercih ediliyor. Neden? Türk insanı atıyorum 4000'e çalışıyorsa o işte Suriyeli 2000'e çalışıyor. TÜİK verilerine inanan vatandaş pek kalmadı. Üniversite mezunuyum, boyacılık yapıyorum. Yani yeterince açıksa daha bir şey söylemeye gerek yok. Ne yapacaklar? Ülkedeki yabancıları gönderecekler. Ya da bir kamp kuracaklar. Kampın içinde, atıyorum, kampın kenarına bir fabrika kurarlar. Orada çalışırlar, kampta yaşar giderler. Sokağa saldıkları zaman bizim ekonomiyi bitiriyorlar. Günde 12 saat çalışma, asgari ücret. Onu da çoğu kişi yani çalışılmaz. Yani o derecede de kimse çalışmaz kendi memleketinde. Mültecilerin çalışmadığı şartlara bizi çalıştırmaya çalışıyorlar. Ben üniversite mezunuyum. Niye gidip de 12 saat asgari ücrete çalışayım ki? Ben boş yere mi okudum o kadar üniversiteyi? Ülkede bayağı işsizlik oranı yüksek. Aslında yurt dışında öyle değil maalesef. Çünkü şu an burada bir doktor olmak mı, yurt dışında bir bulaşıkçı olmak mı direkt düşünmeden orayı seçeriz. Çünkü orada nüfusçularına, yani vatandaşlarına daha iyi bir hizmet tanıyorlar. Maalesef Türkiye'de öyle değil. Ben yaklaşık 8 aydır işsizim. Eşim diyalize giriyor. Böbrek nakli olacağız. O yüzden işten çıkarıldım. 3 aya yakın işe gitmemiştim. Ve benim mesela şu an 8 aydır iş arıyorum. Nakil olacağız. Ben hayırlısı olursa ben vereceğim. Bu durum mesela gidip iş yerlerine başvuru yaptığım zaman soruyorum. Hani diyorum böyle bir durumum var. Ben nakil olduktan sonra 2-3 ay çalışamayacağım. Kabul etmiyorlar. Bir diğer örneği de kardeşim mesela iki üniversite diploması var. Şu an bir otel resepsiyonunda temizlikçi mesela. Birilerinin bir şeyi olmadan bir yere gelemiyorsa, örnek veriyorum, hani klişe olacak ama birinin dayın yoksa bir yerde gidemiyorsun. Hani bir torpil meselesi ülkemizde had safhada. Taşeron sistemini getiren hükümet de bu. Taşeron sisteminde 2 yıl 3 yıllık bir sözleşme yapıyorlar. Sözde kadroluya geçiyorsun 3 seneden sonra ama yok. 3. senen bittikten sonra tekmeyi vuruyorlar, sana gönderiyorlar. Havalimanında mesela çalışıyordum. 3. yılımdan sonra beni gönderdiler. Ondan sonra zaten işte bu hastane olaylarından sonra işsiz kaldım. 8 aydır boştayım. Hani en büyük sebep ise adaletsizlik ve torpil bana göre. Rizeliysen farklıdır. Batmanlıysan, Diyarbakırlıysan farklıdır bana göre. Çünkü öyle görüyorum. Çünkü arkadaşımla mesela, Samsunlu bir arkadaşımla bir iş başvurusu yaptık Hadımköy'de. Onu aldılar, beni almadılar. Hani benim mesela lise 2'den terkim, o liseyi biri okuyup bırakmış mesela. Ama onu aldılar, beni almadı. Yani ben bir art niyet ararım bunda mesela. İşte örneğini kardeşimden veriyorum. İki üniversite okudu. Bir 4 yıllık, bir 2 yıllık. 2 diploması var ama işsiz. Her yerde kariyerim.net'ten vesaire her yerden başvurusu var ama 3-4 aydır boşta. Sadece gidiyor bir otelde işte temizlik yapıyor. Hani nasıl olacak bilmiyoruz. Gençlerin hepsi, hani işsizlik yok diyorlar ama gençlerin hepsi bıkmış durumda. Daha yani çok zor, çok pahalı gerçekten. Hani ameliyat oldum, kendi işlerimi bıraktım, merdiven sürüyordum. Ama tekrar geriye dönüş yapabilirim çünkü yetmiyor. Hastane masrafları da anca yetmiyor. Emekli parası dediğin zaman bir sakız parası. Yani emekli parasıyla hiçbir şey olmuyor. Harca borca hastaneye gidiyor. Bu kadar diyorum, bu kadar söylüyorum. Vallahi şimdi zaten İşkur'a gidiyoruz. İş bulmaya çalışıyoruz yani. İnşallah orada da buluruz İnşallah yani. İnşallah bir şeyler bulacağız. Firmalara gidiyorum. Göçmen alındığı için bu sefer göçmenlere öncelik veriliyor. Bu sefer vatandaş, yani Türk vatandaşı arka planda kalıyor. Ve de askerliğini yapma zorunluluğu var. Yani askerliği yapması kalksa daha iyi olur bizim için. Askerliği yapmadıysan gene işsiz kalıyorsun. Bu sefer asker maaşı vermiyorlar sana. Hep her bir daha asker ücret hep. 12 saat çalıştırıyor, asgari ücret veriyorlar. Bu da göz önünde bulundurduğumuz için girmiyoruz yani. En az 3 gün olması lazım. Hani bir de bazı ailelerin maddi sıkıntıları da yaşanabiliyor. Asgari ücret zaten
bu zamanda kötü olduğu için birazcık daha arttırılması lazım yani maaşın. Vergiler azalması lazım kesinlikle yani. Bir de zam var. Bir bilgisayar alamıyorsun yani, bir araba alamıyorsun. Şimdi bir araba alsan 2 tane devlete bir tane araba satıcısını alıyorsun, bir tane de kendini alıyorsun. Yani bir ay Amerika'ya ya da başka bir ülkeye çalışmaya gitsen, oraya sadece gezmek için çalışmaya gitsen ve bir yere çalışsan herhangi bir yerde, bir ay gezme diye vize almadan gidiyorsun gezmek için. Orada çalış bir ay, gel buraya arabanı alırsın temiz. Orada bir ay çalışsan arabanı alırsın. Yani zaten devletin başına kim geliyorsa iş sağlayacağız diyor ama hiç kimse iş sağlamıyor. Üniversite mezunları benim arkadaşlarım var, yüksek lisans bitirenler. Yarısı burada kasapta çalışıyor. Yarısı yani dükkanlarda çalışıyor, bir de asgari ücrette bile çalışmıyor. Daha düşük maaşla çalışıyor. Şahsen ben şu an lise okuyorum, son senem. Zaten yarın son sınav. Bitirirsem mezun olacağım. Ona rağmen bile işe alım yok. Ben 3 aydır işsizim mesela. Yani hiçbir yerde iş bulamıyoruz ama herkes masa işi iş buraya istiyor. Ona da yüksek lisans istiyor. Onu da yani devletin en yakını kimse mesela, onu alıyorlar yani işe. Kim mesela onun amcaoğluysa onu işe alıyor. Ama geriye kalanların hepsini kasapmış, manavmış, orada işe başlıyorlar. Bugün Türkiye'ye gittiğinde nereye gidersen, hangi şehir, hangi sektör olursa olsun, Suriyeliler tercih ediliyor. Neden? Türk insanı atıyorum 4000'e çalışıyorsa o işte, Suriyeli 2000'e çalışıyor. Bu nasıl olacak? Yani bu 2000'e nasıl bir vatandaş geçinebilecek? Yani bunun %32'nin daha aşağısında olduğunu düşünüyorum. Şu an ülkemizde Türk vatandaşın gençleri korunmuyor. İş istihdamı sağlanmıyor. Öncelik hepsi yabancı olmuş. Bugün gidin Aksaray'a, gidin birçok yere. Türklerden çok yabancılar kalıyor. Yani bu ülkenin bu durumu yabancılar mı kurtaracak? Gençlere yani sahip çıkılmıyor. %32 çok büyük bir rakammış. Yani %32'nin kesinlikle altındadır bu rakam. O TÜİK verileri mi? Yani o TÜİK verilerine inanan vatandaş pek kalmadı. İşin açıkçası gençler, yani özellikle ben 33 yaşındayım. 23-25 yaşındaki gençler sürekli bir yurt dışına, bir şuraya bir tabiri caizse derler ya, şuraya bir kapak atsam. Yani diğer Avrupa ülkeleri ve Batı kapılarını açsa zaten burada hiçbir ülke kalmaz. Hiçbir vatandaş kalmaz. Şahsen ben de kalmam. Hiçbir mesleğim yok. Yani ekonomi desen zaten çok kötü. Hiçbir yerde iş bulunmuyor. Yani inanın Allah'a, yani artık son noktaya geldim. Ne yapacağımı bilmiyorum.